Sevgili dostlar, hepinize iyi akşamlar şimdiden. Bu akşam samimi olarak itiraf etmek gerekirse, hakikaten gerçek bir sivil toplumcunun hayatını, yani Trabzon'da yaptığı görevlerin dışında hep bedava işlere parmak basan bir abimiz olduğu için, beni de o kötü yola düşürdüğü için bu akşam onun biyografisini anlatacak, kendi ağzından dinleyeceğiz. Özellikle sevgili Recep Hocam, ilk 10 dakikamız çocukluk. Nerede doğdun? İşte kardeşlerin, anne baba, ondan sonra da okul hayatın, ilkokul, ortaokul, lise, dolayısıyla üniversite, ondan sonra da evlilik ve askerliği bölüm bölüm işleyeceğiz. Şimdi buyurun, çocukluk anılarımız. Teşekkür ederim Osman Bey. Anne Tarakçıoğlu ailesinden, baba ise bir işçi ve zaman zaman da tüccarlık yapmış ama sonra da batış hikayesiyle azıcık olan bir ailenin perdiyim. Dört kardeşiz. Anne Ulusoy kızı. Tarakçıoğulları'nın içinde anne önemli bir görev yapmamış ama en küçük amcaları Trabzon milletvekili olmuş Mustafa Taşçıoğlu ve onun büyük abisi yani Hasan Taşçıoğlu yani dedem mobilya şeyi sanatçıları ve dayılarım dediğim Kemal, Zeki, Niyazi dayılarım fabrika çıkmazında yani Ulu Sokağın fabrika çıkmazında Niyazi Tarakçıoğlu ailesinin özellikle büyük abi olarak Zeki dayıyla birlikte çocukluk hayatımızın bu fabrika çıkmazı hala adı fabrika çıkmaz mı çok bilmiyorum ama Evet, çok öyle. yani çok güzel şey yapılmış fabrika çıkmazında gazoz fabrikası var sandalye fabrikası var mobilya fabrikası var bir sokak çıkmaz sokaktaki bu hikayenin içindeki çocukluk anıları L şeklindeki olan bu sokak için şunu söylemek mümkün. Top oynadığımız zaman L şeklindeki gol attılan kısmını diğer kaleyi görme mümkün değildi. Dolayısıyla şu neşe gazozlarını yapan fabrika gazoz fabrikasının Ömer Bey'i hatırlıyorum. Fabrikanın kardeşlerden birinin adı Ömer'di. Öyle hatırlıyorum. Sonra sokakta Hasan Beşli yani eski gazeteci yine bir dostumuz, kardeşimiz yaşıyordu. Ünlü futbolcu Oktay ve kardeşi yine öğretmen insanlar şey. Bu çocukluk anıları içinde yer alan Yer Tarakçıoğlu ve Selahattin Tarakçıoğlu ya da diğer dayım Zeki Tarakçıoğlu aynı bundan çocuklarla beraber aynı büyüklükte bir zaman yaşadık ve büyüdük. Hemen arkasında Ongan bahçesi, Onganların bahçesi. Onun arkasında Trabzonspor Kulübü'nün şey var. Ziya Bey sahası var. Şimdi Ziya Evet. Bey sahası dediğimiz zaman hepimizin bildiği Trabzonspor'un, İdman Ocağı'nın kurulduğu bir saha. Şimdi Trabzonspor'un bu sahasını Trabzonspor'un bu sahasını Ziya Bey sahasını Trabzonspor'u kurduktan sonra kat kaçtığım bir şey verdiler. Aslında hatırlarsın sen bu kısmı. Yap sata verdiler. Evet. Dolayısıyla Orada o sahada çocukluk dönemlerinde o sahada top oynadın sen de, değil mi? yani bir kısmını ben de evet biliyorum. Özkan Sümer'i anmak gerekiyor bu şeyde. Özkan Sümer bu sahanın hem tenis olarak tenis sahası olarak kullanılmasını hem de
bu antrenman yaptırdığı çocukları oradaki mahalleli tarafından Özkan'ın şeyi vardı. İşte takviye diyen bölümü var. Özkan Hoca için çocukluğumuzdaki şeyi tabii Trabzonspor kurduktan sonra 1967'de çok farklı akademilerde futbolcu, teknik direktör, sonra da başka kulüp başkanı olarak çok büyük hizmetleri oldu Trabzon'a. Evet. Ben de bu hayranlığımı kendisi ifade etmek için daha sonra yani yetişkinlik dönemimizde ya da emeklilikten sonraki dönemimizdeki ilişkilerde Özkan Hoca'ya kendimi anlattım, tanıttım ve o da çok mutlu olmuştu. Hatta ağladı. Yani Evet. bu programı şeyi tanışmayı Fatih Hoca da tanıdık etmiştir. Sevgili hocam, sevgili hocam. Şimdi bu tabii bu tarafını daha sonra konuşacağız. Ondan önce Niyazi Tarakçıoğlu'nun şu anda Katü'de Niyazi Tarakçıoğlu amfisi var. Bu Tarakçıoğlu amfisi var ama Mustafa Reşit Tarakçıoğlu amfisi var. Ya Şey Tarakçıoğlu pardon, Mustafa Reşit Tarakçıoğlu amfisi, evet. Tarakçıoğlu için annemin en küçük amcalarından amcasıdır. Bu amca dediğimiz insanı ben çocukluğumda kendi evinde bayramlarda ziyarete giderdik annemle beraber. Çünkü annemin amcası sonuç olarak. Dolayısıyla Trabzon'un Maarif Müdürlüğü ve Milli Eğitim'deki önemli bir aktivite sonra Demokrat Parti'den Trabzon milletvekili yapıyor. Mustafa Taşçıoğlu. Tam 10 küsur yıl, 10 yılı aşkın. 1960 tabii darbesinden sonra yani ihtilalden sonra ya da inkılabından sonra o Yasada'da kaldıktan ve çıktıktan sonra Trabzon'a gelişte bizi de havaalanında annem getirdi ve havaalanında karşıladığımı hatırlıyorum. Yani Trabzon havaalanında Mustafa Taşçıoğlu'nu yani annemin küçük amcası karşılamada ben de vardım ve anneme ismiyle hitap ederek acaba bu kimin nesidir dedi bu yanındaki bu şey yakışıklı falan gibi bir sıfatla yapılmıştı. Onu hiç unutmuyorum. Dedi ki oğlum amca işte şey Recep. Tabii ortaokul ya da ilkokul yıllarında 1960 tabii o bizim ilkokul yılımız. Dolayısıyla şey Evet. Evet gibi. hocam, ilkokul, ortaokul Evet onlara ilkokulda Perihan Öğretmen İlkokulu. Yani Gülbağ Hatun İlkokulu dediğimiz ilkokulu Gülbağ Hatun Mahallesi'nde yani Erdoğdu'nun başlangıç sokağındaydı. Dolayısıyla şeyin ilkokulumuzdaki Perihan Öğretmen'i yıllar sonra ben de tanıdım ve çok buluştuk İstanbul'da. Kendisini ziyarete gitmiştim. Çok da mutlu olmuştu. Bir subay eşi oldu sonradan. Dolayısıyla akrabamız bile sayılabilir şu anda bile. Öğretmen için. Evet, Tabii ortaokul. ortaokulda Trabzon Lisesi Ortaokulu'nda başladık. Daha sonra ikinci dönemde Karma Ortaokulu'na naklettik. Çünkü o zaman yeni açılmıştı Karma Ortaokulu. Trabzon Lisesi'nden bir grubu insanla beraber ben de Karma Ortaokulu'ndaki günler başladı benim de. Dolayısıyla şey gibi bu. İki ortaokulu Trabzon Lisesi ve Trabzon Karma Ortaokulu yani bugünkü Kargır Bahçesi'ne şu anda yıkılan bahçenin içindeki ortaokulu çok net tarif etmem mümkünse bahçeye verilen Karagöz ismi bu bahçeye uygulanan şeyler Karagöz hacivat gösterileriyle ilgili. Karagöz temsilleriyle ilgili. Şimdi bahsettiğim Nihat Sarkışoğlu ile ilgili çocukluk anları içinde şunu mümkündür söylemek mümkün. Niyazi dayım bir yerel halk sanatçısıydı. Çok şiiri var. Bestelenmiş bazı şiirlerini yerel sanatçılar tarafından şarkı sözü olarak kullandı, türkü sözü olarak kullandığını biliyorum, hatırlıyorum. Dayılarımın bu sosyal yanına çekmişim ben de galiba. Mesela bu dayılarımın içindeki şey Nihal Sarakçıoğlu çok
Çavuşehir'den içinde Cemil orkestrası eşliğinde inanılmaz valsler, tangolar yapan bir adam. Yani şunu anlamam belki ilgisi çekecektir ama ben dayımın tangosunu, Berat Engin'in yaptığı tangoları hayranlıkla şu anda hatırlamak mümkün. Yani gözlerim yaşaracak neredeyse. Tabii Niyaz dayım rahmetlik oldu. Berat Engin de öyle. Tabii onlar Ankara'ya nakledildi sonra. Yani çocukluk şeyindeki kısmını sis perdesiyle aralayıp içeri bıraktığımız zaman Niyazi Takşioğlu'nun bir sanatçı olarak ve yazar olarak Yeni Gün gazetesindeki şeyleri ben de kıyıdan köşeden okumaya çalışmıştım. Dolayısıyla çocukluk anılarımızın geçtiği mahalle olarak Erdoğdu Mahallesi'nde geçti ama Erdoğdu Mahallesi'nden daha çok uzun sokaktaki fabrika çıkmazındaki dayı çocuklarıyla beraber hercümerç olduğumuzu hatırlıyorum. Dolayısıyla çocukluktaki bu zengin bahçede arkadaki Trabzonspor'un kurulması sebep olan İbrahim Hoca Lakoli'nin olduğu bölümdeki anılar tekrar canlandı gözümde. Dolayısıyla şunu söylemek mümkün. Yani çocukluktaki ben 1948 doğumluyum. Dolayısıyla 40'lı yaşlar denilince insan 40'lı yıllar denilince yokluk, yoksulluk dönemidir. 40'lı yıllar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönem. Babam bakırcı ustası, bakırdan yaptığı kapkacak ile çok bölgede bilinen tanınan bir ustaydı. Çocuklukta ben de zaman zaman bakırcılar içindeki çarşıya giderdim ya da yemek getirirdim onlara. Çocukluktaki bu bolluk bereket günlerini benim gibi doğuşumla ilgili, doğum günümle ilgili şey yapardı annem. Derdi ki sen bütün ailemize sağlık etti anne, babam gurbete gitmişti bakıcı ustası olarak. Çünkü Dünya Savaşı'nın sonrasında Samsun'da ordu adına kapkacak üretiminde ustabaşı olarak epey bir kalmışlığı var babamın da bu şeyde. Demek ki bu sanatsal özellikler babadan oğula geçti gibi geliyor bana. Evet. Çok enteresan olsun. Bu bahsettiğin cümleyle şunu hatırlamış oldum. Öğretmen okulu giriş sınavlarında bana şu soru sorulmuştu ya. Çok enteresan. Tabii ortaokulu bitirdikten sonra öğretmen okuluna sınava girdim. Ben yedekten kazanmışım öğretmen okulunu. Sonra yedek asla dönüştü ve sonra beni de okula aldı ama önce Trabzon Lisesi var. Dolayısıyla bir yıl kadar Trabzon Lisesi'ne devam ettikten sonra dayım Selahattin Tarakçıoğlu'nun teşvikiyle çünkü o yıllarda babam iltifat etmiş. Ben de artık kesilmeden bir iş sahibi olmalıydım. Çünkü babamın ya da kardeşlerimin diğer üç, dört kardeşiz biz. İkisi rahmetli oldu. Biri sağ şu anda Fahri Tarakçıoğlu. O da bakıcı ustası. Trabzon'da yaşıyor halen. Dolayısıyla ablam ve Ergin abim rahmetli oldular. Dolayısıyla çocukluk anıları içinde yer alan babamın Samsun şeyini sadece nakil olarak dinlediğimi hatırlıyorum. Tabii Sevgili annem hocam, bir efendim. de şimdi bu biliyorsunuz ilkokul ve ortaokul sıraları genelde çocukluk dönemine denk gelir. Doğru. O zamanlar hayalin neydi? Neyi düşünüyordun? Neyi hedefliyordun? Şimdi çocukluk hayal dediğim zaman işte bu fabrika çıkmazındaki ailelerin yani mobilyacı, sandalye imalatçısı, kılıf fabrikası gibi şeylerle hayranlıkla baktığımız şeylere şu dayı çocuklarının işte okullardaki başarı hikayeleri nakden onların ağızlarından bana kadar gelirdi. Dayı çocuklarından birinin ya da birkaçının benim üzerinde etkisi olmuştu. Yani hayatıma dokunan insanlardan biri de Hüseyin diye Niyazi dayımın
yetişkin oğlu vardı. O rahmetli oldu tabii şimdi. Onu söylemek mümkün. Şunu söylemek mümkün. Hüseyin müthiş bir top oynardı. Dolayısıyla o L şeklindeki fabrika, Trabzon'daki L şeklindeki Uzunsok'taki fabrika çıkması sokağındaki kıvraklığı onu Özkan'da fark etmişti daha sonra şeydeki ortaokul yıllarındaki olan hikayenin içinde. Fakat o dayım Ankara'ya nakletti. Yani yasak şu olan Ankara'ya nakledince bütün aile Ankara'ya gitti ve daha sonra da şunu söyleyeyim, ben Trabzon'da yalnız kaldım. Dolayısıyla çocukluk anıları içinde yer alan anıların bir kısmı fabrika çıkmasında kaldı. Ben ise yalnız bir hayat yaşamak zorunda kaldım diyebilirim Osman'cığım. Dolayısıyla çok bir arkadaşlık hikayesi kendi geçmişimde yok. Dolayısıyla sonraya aittir bu arkadaşlık hikayelerin bir en Evet. Evet sevgili hocam, bu öğretmen okulu sınavı hikayesi nasıl oldu? Ve Aa. Öğretmen okulundaki çıkan sorulardan bir tanesi şuydu. Senin baban ne iş yapıyor? Efendim diye başladım cümleye bakış ustası demiştim. Soru sanıyorum şeyden geldi. Mustafa Beşken, Mustafa Beşken'in şeydir. Şu anda bizim resim öğretmenimiz olarak hatırlıyorum. Sağdır. Tabii şu anda hangi durumda olduğunu çok bilemiyorum ama Mustafa Beşken şu anda sadece kızının mimarlık fakültesindeki hoca olduğunu biliyorum. Asu Hoca. Dolayısıyla babanın yaptığı iştedir. Sanat mıdır, zanaat mıdır? Sorusu beni çok etkilemişti yani. Acaba benim babam sanatçı mı, zanaatkar mı? Galiba zanaatkardır dedim ben de. Beşikli Hoca'ya. Başkan hocanın cevabı şu oldu. Dedi ki ikisi arası farklıdır. Hay Allah'ım ya dedim vay be. Zor bir soruydu bu da. Zanaati tarif ettiği şey bugün de geçerlidir. Zanaat tekrar tekrar aynı şeyi yapan insandır dedim. Şimdi babam tencerenin kapağının belki bir tane üretiyor. Belki saat kısmı var ama veya kazanın kıvrımı veya demir şey bakır dövdüğü o işler çekişlerle ilgili şeyin içinde çok önemli bir şey ama sanatsa tek başına üretilen ve tek başına zanaatla üretiyor ama sanat kendi hayallerine katıldığı başka bir sektör, başka bir alem diye tarif etmeye çalıştım. Bugün de aynı fikirdeyim. Zanaat ve sanat arasında ince bir çizgi var. Sanatın insanları etkileyen alıcısı sadece üreten değildir. Aynı zamanda alıcısıdır, aynı zamanda izleyicisidir, aynı zamanda onun hayal dünyasında beslenen bir şeydir. Yani ister soyut ister somut sanatlardan hangisi ele alırsak alalım. Bu tarif her ikisi için de geçerli. Yani ister sanatı tarif et, ister zanaat tarif et. Bir tanesi tekrar tekrar aynı şeyi yapan insandır. Bir tanesi ise kendi hayalleri için, kendi hayallerini tuvale, yazıya, heykele döken insan için şunu söylemek mümkün. Müşterisine sergilemeye, müşterisine sunma konusunda müşterisinin de hayallerine ivme katabilir. Sanatçı toplumu önde giden, topluma yön gösteren sanatçı topluma ayna tutan belki de bilelim bu yanlış oldu bu cümlenin girişi. Topluma ayna tutan. Dolayısıyla belki bizim başlangıç olarak şunu söylemek mümkün. Bir eğitimci olarak mıyım ben yoksa bir öğretmen miyim? Bana sorarsanız bir eğitimci yanı daha ağır basıyor benim. Çünkü öğretmenlikle eğitimci arasındaki farkı belki şöyle anlatmak mümkün. Bir tanesi nakil yapar. Bir Nakleden. tanesi ise eğitimci davranış değiştirir. Dolayısıyla benim hayatımdaki davranış değişikliği dediğim şeyi hem kendi hayatımda içselleştirdim
hem de öğrencilerimizin muhatap olduğumuz, tabii sonuç olarak ben hep sınıfta çalıştım. Yani 7-14 yaş grubunun öğretmeniyim ben. Sonuç olarak böyledir ama sonunda ileriki safhalarda ben tiyatroya ulaştım. Sanatın, sanatçılığın kıyısından büyük bir parça kendimi besledim. Sonra da bu beslediğim Recep Ergenç profili için farklı bir açılım yapmamı sağladı diye düşünebiliyorum. Tıpkı Hasan hocamın şeyi gibi, hayat hikayesi gibi. Hasan Kasap hocam da aynı okulda okuduk, Trabzon okulunda ama onun yönlendirdiği, yani hayat hikayesi içine yönlendirdiği alan tesadüflerle rastlantılarla birbirine ekleyen annesinin babasının Almanya veya kardeşlerin Almanya hikayesiyle beslenen kız veya da bir tütün tarlasını, tütün zürrasının eskinin tabiriyle hikayesi ni burada şey almak isterim. Dolayısıyla sanatçılıkla zanaatçılık arasındaki farkı eğitimle öğretmenlik arasındaki fark gibi bir rotada anlatmak gerekir. Çok Dolayısıyla teşekkür. Evet. evet. Gerçekten güzel anlattınız bunu. Şimdi öğretmen okulu ve sonrası herhalde askerlik. Evet, haklısın. Şimdi öğretmen okuluna ben direkt başlamadım. Trabzon Lisesi'ne başladım. Trabzon Lisesi'nde Adil Doğan okul müdürü. Sağ sağ rahmet olsun. Sağ sağ Allah uzun ömür versin. Babamın ya da kardeşlerimin iflas ettiği yıllarda ben Selahattin dayımın, Selahattin Tarçıoğlu'nun benim hayatımdaki etkileyen insanlardan bir tanesidir. Dolayısıyla demiş ki o zaman evladım sen kesilmeden bir hayat hikayesine bulaşmalısın. O yıllarda benim de yedekten ailesi anlattığım hikaye şuydu. Ya benimki yedek öğretmen okulu şeyi kazandım ama ben ya, acaba da öğretmen okula gitsem beni alırlar mı? Şeyi bile bilmiyorum. Yani lisedeki yerimi bile bilmiyorum. Ama yedek olduğumu Ceyhan Muratanoğlu'ndan, yani bizim Trabzonlu ressam Ceyhan Muratanoğlu'nun söylediği bir cümle hatırlıyorum. O tekrar aklımda kaldı. Dayım bunu fırsatı bildi ve dedi ki oğlum seni diğer öğretmen okula attı. Karneleri almıştık hatırlıyorum. Yani Trabzon Lisesi'ndeki birinci dönem karneleri almıştık. Pek çok öğretmeni hatırlıyorum. Trabzon Lisesi'ndeki ilk derslere giren öğretmeni, fiziği, kimyacıyı ya da devlet öğretmenlerimizi. Ve beni Adil Teoman'ın idaredeki müdür Adil Teoman'ın idaredeki bürosundan kayıt için sürüs ya da öyle denilen ifade eden şeyi aldı ve beni öğretmen okuluna getirerek kaydettirmişti. Öğretmen okulu günlerimizin bu kısmı da işte beş şeyi hatırlıyorum. Çok rahatlıkla pek çok öğretmeni hatırlıyorum ama isimini tekrar edip burada zamanımızı gereksiz geçirmeyelim. Dolayısıyla öğretmen okulunu 1966'daki 66'ın Şubat'ında ben göreve başlamış oldum. 66'ın Şubat'ında Trabzon'daki merkez Çakırca, eski adı Fandak, yani Golcü Hasan'ın köyünün parselinin bir tarafında olan köylerden birinde Fandak'ta işe başladım. Oradan bir anıyı hatırlatmak isterim. Sınıf öğretmenliği o kadar kutsaldır ki ben bu sınıf öğretmenine aşık oldum. Yani sınıf öğretmeni gerçekten hayata dokunan, ki biz de kendi sınıf öğretmenimizi çok saygıyla, sevgiyle, rahmetle, kanları uzun sağlık ömürler diye hayal etmek isterim. Dolayısıyla öğretmen mi, eğitimci mi dediğin zaman ben eğitimcilikten yanayım. Tavrımı öyle şimdi daha çok net koyabiliyorum. 66 Şubat'ında Trabzon'un
Ayvası ilçesine nahiyesi o zamanki nahiye olan Ayvası'nın Panda köyünde işe başladık. İlk derslerden birinde ya ben ne yapacağım diye kendine sorarken, evet bir mesleğe başlarken, Osman'cığım bu kısma geçebilir miyiz? Tabii geçebilirsin, sorun yok. Eyvallah. Fikirlerle devam ediyoruz. Tabii Buradaki öğretmen okulu hastaneler. sonrası öğretmenlik, ardından askerlik mi yoksa öğretmenliğe devam mı oldu? Valla istersen iki hepsini karışık şey yapalım. Sen soru kökünü hazırla, ben cevap vermeye çalışacağım. Özellikle bu şeyle interaktif şeyle devam edelim Olsun, istiyorum. olsun. Askerliği nerede yaptın? Hangi yıllarda? Şimdi 1970'te terhis oldum. 1970'in 12 Mart'tan sonraki şey dönemde 71'in başında terhis oldum ben. Dolayısıyla öğretmenlik gününe ilgili bilebildiğim en değerli hatıra şudur. Benim Hürriyet gazetesindeki bir köşe yazısından aldığım bir şeyle sınıfınızdaki ilkokullara başlayan çocuklar için şu testi yapın diye bir makale hatırlıyorum. O makalede şey anlatıyordu. Çocuklarınıza bir boş kağıt verin. Ailesinin anne babasının resmini yapın. O resmini yapmasını isteyin ve o resmi yapan çocukların şeyine göre çocuklarınızın bir tayini, bir analizini yapabilirsiniz. Ben de ilk girdiğim sınıftaki şeyi şunu söyledim. Hatırlıyorum bunu. Belki karışık da olabilir ama. Çocuklar bir ailenizin ya da babanızın resmini yapar mısınız? Tabii bu Çakıcı'daki birleştiğimiz sınıf 70 kadar çocuk vardı sınıfta. Bir iki yüz bir aradaydı. Yani 66'nın Şubat'ı dediğimiz zaman Fandak'taki Çakırca İlkokulu'nun sınıfı birleştiğimiz sınıf ve 70-60 kadar çocuk vardı sınıfta. İki sınıflıydı. 1 2 3 bir aradaydı. 4 5 de bir arada. Ben 1 2 3'e yine gelin gibi bir arkadaşım da aynı okula vermişlerdi. Çünkü okuldaki arkadaşları galiba kavga dövüş gürültüyle sürgüne gönderdiler. Boş kalan yeri de ikimizi birden atamış oldular Trabzon'da. Dolayısıyla şunu söylemek mümkün. O çocuklardan bazılarını hatırlıyorum. Çok muazzam bir baş, saçı sakalı yerinde olan, sonra kollar gövdeye eklenmiş. O foto resimleri görünce, hatta çok iyi boyanmış resimleri görünce şunu söylemiştim kendi kendime. Ya dedim, ya bu çocuklar müthiş, bu çocuklar nasıl bir ayrım yapıp da bunlara şey yapalım. Şimdi bu sınıf öğretmenliği dediğimiz şey gerçekten bugün akademik titri olan arkadaşlar, pek çok arkadaşımız var. Sen de bilirsin Osman'cığım. Pek çok arkadaşımız var. Yani Evet. gerek Katü'de, gerek Trabzon Üniversitesi'nde çeşitli bölümlerdeki arkadaşlarımız oldu. Sevgili Hatta hocam, buraya kadar gayet güzel. Şimdi gelelim evliliğe. Yengemi sen mi kandırdın, o mu kandırdı seni? Nasıl yok oldu yok. bu iş? Hiçbir olmadı. Ben kutsal bir iş yaptığıma inanıyordum ve dolayısıyla kutsal işteki şeyde kendimi sana ayırmıyordum. Dolayısıyla yapılan şey görücü usuldür. Tabii ki kalbinin üstü insanlar da olmuştur belki zaman zaman ama şu andaki eşim ve çok sevgili çocuklarımızın annesi yani Senem ve Emre'nin anneleri olan Gülsün Hanım'ın da saygıyla sevgiyle beni izliyor başka bir taraftan ama almak gerekir sanıyorum. Dolayısıyla kadınların hayatımızdaki yerini annemden biliyorum. Annemin etkisi çok olmuştur. Benim üzerimde uzun sokak kızı olarak ilkokul 3'e kadar okumuş galiba. 2'ye 3'e kadar okumuş mu? İlkokulda dışarıdan galiba netlikle bilinen bir şey bitirmiş. Ama eniştemin ve benim de şeyimde ve küçük
büyük kayınbiraderin sınıf arkadaşı olması nedeniyle şu andaki Gülsel'in abisi olan o da emekli olmuştur tabii şu anda. Kenan Eker de bizim sınıftaydı, ortaokul ve lise birdeki sınıftaydı. Dolayısıyla bu karşılaşmamız şöyle oldu. Kız istemeye gidilirken seni getirin dedi, getirelim dediler. Rahmetli Nihat Akçay işte. Akçay ailesinin bir videoda. Nevi ablam hatırlıyorum çok net. Çünkü evlilik deyince işte bu iki ismin Neriman Akçay ve Nihat Akçay hatırlamak mümkün değil. Tabii o arada şeyi hatırlamak mümkün. Bu kayınpederi, kayınvalideyi onlar da kaybettik geçmiş yıllarda. Rahmet anıyorum ikisini de. Dolayısıyla kandırma demiş şeyin hiçbir olmadı. Biz görücü usulüyle evlendik. Dolayısıyla Osman'cığım. Çok güzel olmuş. İyi ki iyi bir aile kurdunuz en azından. Yani hem çocukları yetiştirdiniz, hem şimdi torunları Ya ya yetiştiriyorsunuz. ya ya. Şimdi benim tabii özellikle üzerinde durmam gereken bir olay var. Benim hayatımı özellikle gazetecilik mesleğinden alıp bu tarafa danışmanlık yönüne yönlendiren bir insan olarak, yani beni bedavaya alıştıran bir insan olarak, bir de hakikaten hayatına dokunduğun insanlar var. Senin hayatına dokunanlar da var. Ancak sen çok sayıda insanın hayatına dokundun diye düşünüyorum. Niye? Ben TİSİAD'ı ve Trabzon'daki valilerin en azından nasıl çalışması gerektiği yönünde özellikle önerilerin ve öngörülerin önemliydi. Bunlardan birkaç tanesini birlikte yaşadık. Bu konularla ilgili özellikle hayatına dokunduğun insanlarla ilgili, yani bir TİSİAD'da iş adamlarının nasıl olması gerektiğini, hatta ve hatta nasıl konuşması gerektiğini bile birlikte onlara öğretme noktasında, onlara öğretici tutarak, devlet tiyatrosundan öğretici tutarak nasıl konuşmaları gerektiğini hep birlikte yaşadık seninle. Bunlardan biraz bahseder misin? Ben senin gazeteci kimliğini öpüyorum Osman'cığım. Bu soru köküyle iki farklı soru var gömüldü bu sorunun içine. Bir tanesi Devlet Tiyatrosu. 1987'de Devlet Tiyatrosu'na intikal ettim. Wow! İnanılmaz bir şeydi. Bir gün sınıfın kapısı çaldı. İçeri bir adam girdi. Dedim ki buyurun niye girdiniz sınıfa? Dedi ki sizi Milli Eğitim Müdürü istiyor. Ben Erciyor'dan Milli Eğitim Müdürü. Vaa dedim acaba ne yaptım ben ki? Ben Erciyor'dan beni istiyor. Olabilir. 1987'de ne oldu ki? Ben Erciyor'dan tabii tanıdığımız bildiğimiz insan ama ya beni sırttan almaya gelen insanı da dedim sen necisin? Dedi ki ben şoförüm. Dedim ki o zaman gidip üstümü değiştireyim yani. Ben Hoca milletim dedi. Dedik evet dedi. Tamam siz istiyor. Siz Recep Erciyor'un misiniz? Evet dedim. İkisi istiyor. Kapıyı üç kuru bir ayağını çaldık. Beni Hoca'ya girdik. Beni Hoca'nın yanına girdim. Hasan, kasap hocam. Beni Hoca'yı hatırlıyor musunuz? Neyse. Beni Hoca'dan çok dedim ki herhalde kulağımı çekecek. Bir yerde aleyhine bir şey mi söyledim? Ne yaptın ki ben? Yani Beni Hoca'dan benim makamda ayağı olacak herhalde. Ay Milli Eğitim Müdürü'nün odası, sekreterinin odasına girdim. Hocam dedi Recep Ergenç dedim evet. Dedi ki Milli Eğitim Müdürü seni istiyor, bekliyor seni. Hay Allah ya Rabbi. İçeri girdim dedim ki hocam buyurun beni emretmişsiniz. Dedi ki yok dedi hiç emrini mi demek kapı adam gönderdik dedi ya. Neyse içerideki oturma diye otur dedi. Oturduk. Çay kahve söyleyeceğim sadece. Çay kahve geldi. Çay içmeye başladık. Dedi ki seni devlet tiyatrosu arıyorum. İkinci cümle. Dedim nasıl yani hocam? Dedi ki ya Trabzon'da devlet tiyatrosu kurulacak. Seni de Trabzon'da tiyatroyu bilen bir insan olarak seni. Ben Türk tiyatrosuna bulaşmıştım. Askerden dönüşte Osman Bey'e izin verirsen bir geri dönüş yapayım ben burada. Yani feedback dediğimiz şeyi yapalım. Askerden 1970'e döndüğüm zaman her Trabzon'da gibi uzun hatta tır atıyoruz. Çünkü benim hiç köyüm yok. Yani ne Oflu'yum ne Sümeyye Çaykara'da ne bir köy. Hiçbiri yok. Unuturak, fabrika çıkması, işte o dar çevre. Dolayısıyla
Önce beni makamla çağırdığı zaman dedi ki acaba ben devlet tiyatrosunda gidersem nasıl? Yani şoktayım, şok, bayağı şok. Devlet tiyatrosuna gideceksin deyince bana seni devlet tiyatrosuna gönderdi. Rahik Alnı'na çıktı efendim tiyatro genel müdürü. O da dedi aşağıda seni bekliyor. Allah Allah dedim ya. Ben bu kadar mı önemliyim? Halbuki bizim yaptığımız şey şuydu. Ben halk evlerinin tiyatro kuruluna dahil edildi. 1972-73'te galiba 72'de olabilir. Dolayısıyla tiyatroda yaptığımız şeylerin bir kısmı Halikon'dan şu anda Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun alnında yani şapel dediğimiz alnındaki yazıda Halikon'dan Trabzon Türkiye Cumhuriyeti Devlet Tiyatroları Trabzon Devlet Tiyatrosu Ali Halikon'dan sahnesi olarak geçiyor. Halikon'dan önemli Amatör Tiyatro Derneği'nin yönetim kurulu başkanı. Yani Kemal Pirim'in tam babası aşağı yukarı karşısındakiler eş zamanlı olarak Haluk Ongan kiremit fabrikası var, işte şu var, bu su var. Trabzon'un sayılı ailelerinin bir tanesi. Ben nasıl uygun görürseniz diye kekeleyerek cevap verdim Bener Hoca'ya. Dedi ki evladım sen dedi şu elleri cebine al, başkaları da var yanında dedi. Sen de ekibi misafir dedi yap. Bir kısım para verdi bana ve elimi cebime koydu. Ben önceden gittik. Volkan abinin makamına. Volkan abi de Trabzon Kültür Turizm Müdürü. Hay Allah ya Rabbi. Volkan abi bizi kapıda kaldı. Dedi sen dedi. Abi geldi Raik Hoca'nın lise bahsettiğimizde çocuk bu. Öğretmen bu. Tabii çocuk diye bir cümlenin içine bir kelime geçti. Ya tüy yok, tüs yok işte. Genç halimiz. Neyse. Bir anda içeri girince Raik anlaşık devlet tiyatro genel olarak kendini tanıttı. Dedim hocam saygılar, sevgiler. İşte kusura bakmayın ama ben yani devlet tiyatrosunda ne yapabilirim? Dedi evladım dedi, sen kendi çapının network'ünün farkında değilsin. Tabii bu network bugün kullandığımız kelime. Kusura bakmayın. Seni devlet tiyatrosu istiyoruz. İnşallah işe yarar dedim. Dedi ki sen dedi müdür olarak istiyoruz. Salon müdürü. Salon müdürü. İdari işler müdürü. Hay Allah ya Rabbi. Ya devlet tiyatrosu, Trabzon devlet tiyatrosu. Nerede kurulacak bu devlet tiyatrosu diye sorunca dedi ki yerimiz yok henüz. Ama yer bulmadı sen yardımcı olacaksın bize. İnanılmaz. İşte insanların hayatı tıpkı Osman Çavuşoğlu'nun hayatta dokunduğumuz gibi benim hayatıma da böyle bir dokunmayla başladı işler. İlk oyunumuz Anahtar Kısa'nın. Bizim amatör tiyatro oynadığımız Anahtar Kısa'nın vardı oyunun bir versiyonu. Şimdi devlet tiyatrosunun şu andaki sahnesini o zaman Sosyal Sigorta Kurumu'nun hastane sahnesi olarak sinema sahnesi olarak kurmuşlar. Biz teknik kadroyla Trabzon'daki olabilecek sahneleri yani üniversite sahnesini ve diğer sahne olarak aklımıza gelen amatör tiyatronun sahnesini, üniversitenin katılım sahnesini gidip gördük. Ve hiçbirini beğenmediler. Sonra dedi ki ya bir sahne daha var ama sinema salonu olarak kullanılıyor şu anda. Onu da bir görelim dediler. Onu da görmek için gittik. Trabzon Devlet Tiyatrosu'na gittik. Trabzon Devlet Tiyatrosu'na görünce olan dediler bu olur. Aşağıya indik, alt katlara indik. Bu olur dediler, bu olur, bu olur. Birkaç kere tekrar tekrar söyleyince şaşırdım ben de yani. Sinema salonu devlet tiyatrosu, tiyatro salonu olacak. Nasıl olacak bu iş? Dedi ki, evladım buranın dedi yapılacak. Şimdi hatırlayamadım teknik ekipten birinin cümlesi oldu bu. Ona atıfta bulunuyorum. Burada da büyük bir inşaat yapacağız dedi. Ölçü alma. O dakika, o saniye işte devlet tiyatro o zamanki Kültür Bakanı Mesut Yılmaz. Yılmaz. Bravo Osmancığım. Bravo. Mesut Yılmaz Kültür Bakanımız. Belediye Başkanı Orhan Karakullukçu çok büyük destek Bravo. vermişti. Bravo. Evet. Çok. Hatta hemen bir buradan da bir alıntı yapalım.
Dev tiyatrosuna geçeceğiz galiba yavaş yavaş. Orhan Karakolukçu belediye başkanı her gün ziyaretimize geliyor. Tabii devlet tiyatrosunun salonunda tahsis yazıları falan filan Ankara'da devam ediliyor. Edildi. Biz de yavaş yavaş inşaata başlayacağız ama inşaat nasıl başlayacağını bilmiyorum. Raif Erhan Gökgücü okul, şey, tiyatro müdürü olarak atanmıştı Trabzon'a. O önce geldi. İşbaşı yaptı ve bizle tanıştı. İşte bu inşaat süresi başlayınca ben sık sık Erhan Bey'in evine gidiyorum. Yemek, bir Arnavut kökenli Erhan Gökücü, yazar, yönetmen, tiyatro rejisi konusunda uzman bir insan. Biz 12 Eylül 1987'de Devlet Tiyatrosu'nun şeyini açtık. Perdedik. Yani 12 Eylül 12 Ekim 1987. Evet. O dönemde işte ben de müdür olarak başladım. Tabii bana da bir oda verdiler. İşte bu personelin tümü senden soruluyor. Tiyatro içindeki personelin. Erhan Bey ile başladık. Daha sonra iki tane daha müdür değişti. Ben iki müdürden sonra kendi yerimin sınıf olduğuna karar verdim. İki yıl sonra galiba geri döndüm. Şey, tekrar okula. Yani yatay geçişte Trabzon Devlet Tiyatrosu'na geçmiştim. İptal Evet. edildi bu şey. Yani Hasan Hocam'ın hayat hikayesinin bir kısmı galiba burada Evet. kalmıştı. Sevgili hocam, tabii bu serüveni de tamamlamış olduk. 2 yıl sonra tekrar öğretmenliğe döndün. Ve biz seni daha fazla yormayalım. Bundan sonra interaktif şekilde soru cevap, belki kısa kısa cevaplar da verebilirsiniz bunlara. Oraya senin Ben başka eklemek istediğim bir şey varsa onu da ekle, ondan sonra interaktif duruma şimdi geçelim. emeklilikten sonra sanıyorum 93 yılında emekli oldum galiba. Ve emekli olduktan sonra gerçek hayatta tanışmayı çok istiyordum. Gerçek hayatta öğretmenlik sınıfa gir çık. İşte çocuklar var, okul var, okul ilerisi var, öğretmen arkadaşlar var. Gerçek hayatta ilişkimi hiç kesmedim. Dolayısıyla arkadaş çevremin içinde iş insanları var, iş adamları var. İş adamları yerine iş insanlarını daha çok seviyorum. Galiba Trabzon iş insanları derneği gibi bir adı değişti bizim eski derneğin.